alçakta kalmasın başkan. Ve ben ilk seçim konuşmasını yapmak üzere değerli Kandil Belediye Başkan adayımız Mustafa Gültalı'ya sözü bırakıyorum. Buyurun efendim. Elimizden geleni yaptık. Projelerimizle ilgili bölgemize bilgi verdik. Ama bölgemiz zaten Cumhuriyet Halk Partisi belediyesiydi. Belki biz kendimizi iyi anlatamadık. Kandilli'nin iktidar partisine ihtiyacı vardı. 21 trilyon üzerinde borcu olan bir belediye. Evet, bizim seçimimiz baştan belliydi. Biz her zaman söylemiştik. Gülüş'ün seçim AK Parti'nin bayrağını sallandıracağıma dair söz vermiştik. Başladığımız günden itibaren 31 Mart'a kadar en güzel şekilde Gülüş'e hizmet ettik. Hiç birliğimizi, beraberimizi bozmadık. Gerek belde başkanımızdan, meclis üyelerimizden, kadın kollarımızdan. Orada bir aile gibi çalıştık ve seçim çok farklı şekilde bizim tarafımıza döndü. Yapılan hizmetler vardı Gülüş her şeyden önce. Bunlar görünüyordu yani. Bunu kimse inkar edemedi. Sandığa belki daha fazla fark bekliyorduk. Daha çok oy bekliyorduk. Sandığa katılım fazla olmadı. Gülüş'te daha güzel hizmetler yapacağız. Bir örnek belediye olarak burada teşkil edeceğime dair sizlere burada AK Parti ailesine söz veriyoruz. Ben 5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 5 yıl içerisinde Ormanlı'ya her dışarıdan gelen arkadaşımız, insanlarımız farkı görüyorlar kendileri. Yani bu farklılıkları gösteren bizim mücadelemizde 4 yıldan beri her zaman gururla söylediğim, kendini Ormanlı olarak gören ilçe başkanında çalışmayı Allah bana nasip etti. Ona huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Bir süreçle birlikte koştuk, sahalardaydık, mahallelerdeydik. Şükürler olsun, hiçbir beklentisi olmadığı halde bizlerle evlenen birçok dostumuz, arkadaşımız sokaklarda, caddelerdeydi, değil mi? Evlerinde Kur'an okuyup bizim için dua edenler vardı, çok iyi biliyorum. Kapı kapı gezip bize oy toplayan arkadaşlarımız var, onları da biliyorum. Belediye meclislerimizle birlikte, teşkilatımızdan arkadaşlarımızla birlikte zorlu bir süreci yönettik. Ama bilinmesini istiyorum ki bir belediye başkanı adayı için en zor olan ondan önceki bir belediye başkanının yükünü bagajında taşımaktır. Biz bu bagajımızda bu yükü taşıdık ve bu yük bizi çok ağırlaştırdı ve çok zorladı. Yani geçmiş 5 yılın faturasını biz ve arkadaşlarımız ödedik Karadeniz Ereğli'de. Maalesef böyle bir gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Çünkü her gittiğimiz sokakta, her gittiğimiz mahallede bunu açık, net gördük arkadaşlar. Bütün eksikliklerin, başarısızlıkların faturasını bize kesilmiş oldu netice itibariyle. O yüzden 26.500 civarında bir oy bu seçimde aldık sevgili arkadaşlar. Takdir milletimizin, sonuç başımızın üstüne biz başaramadık. Başaran belediye başkanımız Halil Bey görevine başlayacak yakında. Onu tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah Ereğli'nin hak ettiği hizmetleri Ereğli'ye sunar inşallah. İnşallah başarılı olur. Ereğli'miz 5 yıl kaybetmez. Bu duayı yapacağız artık bundan sonra. Tabi bu esnada bir sokakta, caddede gezerken birçok hemşehrimizi rahatsız ettik. Sesimizle, müzik sesimizle ya da kendimiz, arkadaşlarımız, ben onların hakkını helal etmelerini istiyorum. Bugüne kadar bizimle beraber gezen, mücadele eden tüm arkadaşlarımıza, kadın kollarından, genç kollarından, gönüllüler özellikle çok fazla sayıda gönüllü arkadaşlarımız, artık gizli kahramanlarımız, arka sokaklarda, mahallelerinde mücadele eden arkadaşlarımız, hepsine teşekkür ediyorum. Bunların hepsinden Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Tabii Halil Bey de ilk girdiği seçimde biliyorsunuz, 89'da Sence Bakanı'na karşı başarılı olamamıştı. İkinci seçiminde başarılı olmuştu. Biz yeni seçimlere bakacağız. Önümüze bakacağız. Şu anda yapılması gereken seçilenleri tebrik etmektir. 20 belediye meclis üyesi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. 11 belediye meclis üyesi arkadaşlarımız kazandılar. Arkadaşlarımızın hepsine, tamamına birlikte başarılı hizmetlere imza atmalarını temenni ediyorum. Çünkü onların başarısı ya da şu anki yeni seçilen belediye başkanının başarısı elde ettiğimizde hepimizin başarısı olacaktır.
başarısızlıkları maalesef hepimizin başarısızlığı olacaktır. İnşallah güzel hizmetlere imza atarlar. Ereğli hak ettiği yerlere gelir, duamız olur. Ben de her zaman yardımcı olmaya hazırım. Erol Şahin olarak ben buradayım. Hazırım. Yardımcı olabileceğim konular varsa, Ereğli'miz için yapılacak ne varsa, ne zaman yapılacaksa ben de burada hazır olduğumu, ihtiyaç duyduklarımda yardımcı olabileceğimi ifade ediyorum. Yani burada birçok etken bir araya geldi. Zorlu bir seçim dönemini yaşadık. Ben Allah şahittir, bana verilen görevi layıkıyla yapmaya çalıştım. Maddi ve manen koştum, koşturdum, elimden geleni yapmaya çalıştım. O yüzden içim o kadar rahat ki, gönlüm o kadar rahat ki, hiçbir art niyet olmaksızın seviyemizi olabildiğince yüksek tuttum. Hiç kimseyle belden aşağı irtibatımız, belden aşağı söylentimiz, ne bir arkadaşlarımız tarafından gerçekleştirilmedi. Saygı sınırını aşan hiçbir ifademiz olmadı. Yani Ereğli bu seçimlerde daha kaliteli, daha seviyeli bir seçim yaşadı. Halkımız sandıklarına özgür iradeleriyle gitti. Ne var ki biz tüm hemşerilerimize maalesef ulaşmakta sıkıntı yaşadık. Kendimizi tanıtmakta sıkıntı yaşadık belki. Zaman belki buna yetmedi. Ama şimdi önümüzde bir 5 yıl daha var. Bu zaman içerisinde hep halkımızla birlikte olacağız. Geleceğimize hep beraber bakacağız. Ben en büyük faktörün işte biz bu seçim yolculuğunda yürürken bagajımızda bir önceki dönem belediye başkanının yükünü ve ağırlığını taşımak zorunda kalmış olmamızın bizi en yavaşlatan, en çok zoru sokan unsur olduğunu gördüm sahada. Bunun dışında başka faktörlerimiz de vardı tabii ki. Daha fazlasını söylemek istemiyorum. Oy veren, oy vermeyen, sandıklara giden, görev yapan, emniyet dahil, özellikle seçmenlerimize, gönüldaşlarımıza haklarını helal etsinler bize. Çünkü bizim için gerçekten çok çalıştılar. Canhıraşhane çalıştılar. Eşim gece gündüz benle çalıştı. 2 evladım, Allah razı olsun. Yani ailece komple meydanlarda çalıştık. Herkes bir yerde bir görev aldı. Tüm aile fertleri. Bunlara özellikle eşime çok teşekkür ediyorum. Kendisi adaymış gibi ev toplantılarına gitti. Seçimin son günü bile okulları geziyordu. Bir yandan o, bir yandan ben. 9 tane okula gitti. Ben hiç beklemiyordum eşimden böyle bir performans. Valla tebrik ediyorum. Helal olsun yani. 75 günlük bir seçim süreci yaşadık. Bu seçim sürecinde demokrasiye uygun, seçime hiçbir gölge düşürmeyecek, gayet insani, güzel diyaloglarla bir seçim atmosferi geçirdik. Öncelikle bu seçim atmosferinin oluşmasında katkı sağlayan değerli AK Parti ailesine, ayrıca diğer partili çalışanlarına, seçmenlerimize güzel bir seçim atmosferi için teşekkür ediyoruz. Gönül isterdi ki biz kazanalım. Çok şeyler öngörmüştük. Güzel çalışmalarımız oldu. Ama Erol Başkanımızın da bahsettiği gibi bir önceki dönemin yükü üstümüzdeydi. Bu tabii bir bahane değil. Şöyle seçim sonuçlarına baktığımızda biz de herhalde seçmene kendimizi çok iyi iletememişiz, anlatamamışız. Bu eksiklerimizi gördük. Buralarda neler eksik yaptık, neler yanlış oldu. Bunların da değerlendirmesini önümüzdeki günlerde kendi içerimizde hatalarımızı, kusurlarımızı görürüz. Bir sonraki seçim atmosferinde inşallah ipi göğüsleyen, başarıyla çıkan yine biz oluruz. 31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerin Ereğli'mize, Zonguldak'ımıza, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Bu seçimde seçilen tüm arkadaşları kutluyoruz. İl Genel Belediye Meclis Üyesi, işte belediye başkanlarımız, herkesi tebrik ediyoruz. Tabii bizler ilçe teşkilatı olarak bir yandan İl Genel Meclisi, bir yandan beldeler, bir yandan da ilçeyle beraber elimizden geleni yapmaya çalıştık. Seçim Koordinasyon Merkezi'nin talimatları doğrultusunda kademelerimizle birlikte Ereğli'mizde Cumhurbaşkanımızı ağırlama şerefine nail olduk. Kandilli için çok üzüldüğümü ifade etmek istiyorum. Ereğli için daha fazla üzüldüm. Sağ olsunlar. En azından Gülüş Belediye Başkanımız ve Ormanlı Belediye Başkanımızın mutluluğu bizi mutlu etmiştir. Ama yani Kandilli için bile yapılabilecek her şeyi yaptık. Ereğli ile alakalı doğru projelerle, doğru isimle, doğru adayla her türlü şeyi yaptık. 24 Haziran'daki oyumuza göre baktığımız zaman biz hemen hemen kendi oyumuza yakın bir oy aldık. Ama bunun analizini hep birlikte yapacağız. Yetkili kurullarımızla birlikte. Ereğli'de seçimlerde çok büyük katkısı olan Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Saadet Oruç Hanımefendi'yi buradan bir alkışlamanızı istiyorum. Gerçekten. Bir ablalık, çok büyük bir değer, çok büyük bir
katkı sunmuştur. Yanımızda olması, her konuda olmasını ayrıca takdire şayan buluyorum. Kendisine çok ciddi teşekkür ediyorum. Ben de aynı şeyi söylemek istiyorum. Sayfa Hanım, bizimle köşk arasında, yani külliye arasında düzeltiyorum. Önemli bir köprü görevi ifade ediyor. Allah ondan razı olsun. Ve seçimimiz anında da Ereğli'de sözünü verdiğimiz bütün projelerimizde de büyük bir katkı sağlayacaktı. Bu dönem içerisinde bile büyük bir katkı sağladı adaylığımız süresince bile. O yüzden hakikaten teşekkür ediyorum. Ereğli'nin kızı olduğunu ispatlamıştır. Ereğli'nin evladı olduğunu ispatlamıştır. Teşekkür ediyorum.